Arkadaşlar, termodinamik dersimizde enerji analizi konusu çerçevesinde bugün özgül ısıları göreceğiz. Dersimize başlayalım. Evet, kapalı sistemlerde enerji analizi konusunu işliyoruz. Kapalı sistemlerle devam ediyoruz. Daha sonra açık sistemlere de geçeceğiz. Kapalı sistemlerde enerji analizi kapsamında geçen ders önemli bilgiler vermiştik. Bugün de özgül ısılarla devam edelim. Önce özgül ısıları ele alalım. Sonra yine enerji analizi kısmına bakalım. Arkadaşlar, 1 kilogramlık maddeyi ele alalım. Örneğin bu maddeyi 20 dereceden 21 derece santigrata getirmek için ne kadar enerji gerekir? Yani delta T 1 derece için ne kadar enerji gerekir sorusu kapsamında özgül ısıları tanımlayabiliriz. Yapılan deneysel çalışmalarda arkadaşlar enerjinin kütle ve sıcaklık farkı ile orantılı olduğu görülmüştür. Özellikle ısı transferinde de bunu görüyoruz. Enerji kütle ve sıcaklık farkıyla orantılı ise bu orantıyı eşitlik haline getirmek için bir orantı sabiti bize lazım. M eşittir 1 kilogram ve delta T eşittir 1 Kelvin için deneyler tekrarlandığında farklı maddeler için farklı E değerleri, enerji değerleri elde edilmiştir. Sonuçta eşitlik için bir orantı sabiti bulunmuş ve bu değere özgül ısı denilmiştir. Evet, E eşittir C çarpı M çarpı delta T olarak yazabiliriz. Burada delta T Kelvin'de olur, derece santigratta olur, delta T olduğu için fark etmez. Kütle kilogram ve C özgül ısı jül bölü kilogram Kelvin veya jül bölü kilogram derece santigrat olabilir. Isı transferinden de biliyoruz, delta T olduğu an derece santigrat veya Kelvin fark etmiyor. Sayısal olarak aynı değere ulaşıyor. C değeri her madde için ve her ortalama sıcaklık için farklı değerdedir. Arkadaşlar, sabit hacim ve sabit basınçta tekrarlanan deneylerde aynı madde için farklı değerler elde edilmiştir. Onun için biz bu C değerine özgül ısıyı sabit hacimde hal değişimi kapsamında CV olarak göstereceğiz. Örneğin kapalı kap problemi. Sabit basınçta hal değişiminde CP olarak göstereceğiz. Örneğin piston silindir düzeneyi. Tabii bu C ve CP bazen birbirine eşit oluyor, bazen birbirinden farklı oluyor. Hangi durumlarda eşit, hangi durumlarda farklı? Adım adım gidelim. CP farklı CV ise arkadaşlar, CP her zaman büyük CV oluyor. Bunun nedenini de açıklamaya çalışacağız. Öncelikle sabit hacimde hal değişiminde daha az bir enerji çerçevesinde biz olayı halledebiliyoruz. Sabit basınçta hal değişiminde CP devreye girdiğinde CV'den biraz daha büyük değerde bir enerji kullanımı ile olayı halledebiliyoruz. Neden böyle? Adım adım daha sonra bakacağız. Evet, bakalım. Problemlerimiz nasıldı? Kapalı kap problemi veya piston silindir tüteneği problemi, yani sabit hacim ve sabit basınç problemi olarak ele alıyorduk. Kapalı kapla bakalım arkadaşlar ilk önce olaya. Sistemimiz kap içinde yer alsın. Bu sistem sıvı olur, gaz olur. Sonuç olarak sistem sınırı bu kabın iç yüzeyi olsun. Sistem sınırının delen Q giren olsun, bir ısı girişi olsun. Sonuçta bu Q giren çerçevesinde sistemde enerji değişimi olacak. Termodinamiğin birinci yasasını güzelce işledik zaten. Hacim sabit. Kapalı kaplarda kütle 1 kilogram olsun ve sistemin sıcaklığı 1 derece olarak değişsin. Neydi birinci yasa analizimiz? E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Her zaman bu eşitliği kullanacağız. Bu eşitlik bizim için her zaman termodinamik dersinde geçerli olacak. Giren olarak ne var bu burada? Sadece Q giren var. Çıkan olarak herhangi bir şey verilmemiş, sıfır. Ama bu giren enerji sistemdeki enerjiyi değiştirecek, onu da delta U ile gösterebiliriz. Genel eşitliğimiz bu. Bu probleme özel olarak ne bulduk? Q giren eşittir delta U, delta büyük U.
Biz bunu arkadaşlar kütle çarpı küçük U2 eksi küçük U1 olarak yazarız. Bu kısım önemli. Şimdi arkadaşlar tamam, bu tarafta sadece Q giren var ve bu sistemdeki enerjiyi değiştirdi. İç enerjiyi değiştirdi. Özgür iç enerjiler cinsinden U2 eksi U1 olarak yazabiliriz. Başta da kütle olmak üzere. Şimdi bu U değerleri bilinen sıvılar için, örneğin su için veya soğutucu akışkanlar için tabloda var. Bu U2 ile U1'i çeşitli durumlarda tablolardan okuyabiliyoruz. Ama her sistem için U2 ve U1'i tablolardan okuyamıyoruz. Her şeyin tablosuna ulaşamıyoruz. Ulaşsak dahi ikinci bir bize çözüm verilmiş. M çarpı U2 eksi U1 yerine sen M çarpı CV T2 eksi T1 yazabilirsin denmiş. Tabii ki yukarıdaki eşitlik daha genel geçerli, daha gerçeğe yakın sonuçlar veriyor. Aşağıdaki biraz daha yaklaşık sonuç veriyor. Ama bu ikisini kullanabilirsin denmiş. Tabii ki biz önce U2 eksi U1'i kullanacağız. Eğer ulaşabiliyorsak U değerlerine çeşitli tablolardan bu eşitliği kullanacağız. Ulaşamıyorsak CV'yi kullanacağız. Arkadaşlar sabit hacim özgül ısısı. Bizim problem kapalı kap, sabit hacimli bir eleman. Sabit hacim özgül ısısı CV'yi alarak eşitliğimizi bu hale getirebiliriz. Joule biriminde bunu yazabiliriz. Yani delta küçük U eşittir CV çarpı delta T olmak üzere. Veya diferansiyel formda DU eşittir CV DT olarak yazabiliriz. Bu diferansiyel form da bizim için önemli. Yani iç enerji değişimi, sabit hacim özgül ısısı ve sıcaklığın fonksiyonu. Burada integral aldığımızda CV'yi dışarı çıkartırız, çıkartamayız. Ona göre işlem yapacağız. Yani CV'yi nasıl seçeceğimizi biraz sonra göreceğiz. Ama şimdilik şöyle söyleyeyim. T1 ve T2 sıcaklığı belli ise bu sıcaklıkların ortalama değerinde CV seçilebilir. Gelelim piston silindir düzeneğine. Arkadaşlar bakın, yukarıda sabit hacim problemi vardı ve U direkt CV ile ilişkili. Bak bunu hiçbir zaman unutma. U gördüğün an CV aklına gelecek. Piston silindir düzeneği. Sistemimiz yine sıvı veya gaz olabilir. Q giren olsun. Q giren olduktan sonra sistemde enerji değişimine neden olacak. Tabii ki piston silindir düzeneğinde böyle basit bir düzenekse basınç her zaman sabit. İç basınçla dış basınç denge halinde ve sabit. Sistemdeki elemanın kütlesi 1 kilogram ve sıcaklık farkı 1 kelvindir. Tamam. E giren eksi E çıkan eşit delta E sistem her zaman genel eşitliğimiz. Termodinamiğin birinci yasası eşitliği. Q giren ne var? Pardon, E giren ne var? Q giren. E giren olarak tek Q gireni değerlendirebiliriz. Dikkat, E çıkan ne var? Q giren olduğu için sistemde bir sıcaklık değişimi artışı olacak. Sistemde bir hacim artışı olacak. Ve bu piston yukarı doğru bir miktar hareket edecek. Demek ki piston silindir düzeneğinde sınır işini kesinlikle unutmayacağız. Q giren varsa ve sınır çıkan da var. E çıkan altında bunu yazabiliriz. Bu ikisini yazmak çok önemli. Eşittir delta U olsun. Kinetik ve potansiyel enerjiyi ihmal edelim. Genel eşitliğimiz bu. Özel durumda bir problem için QG eksi VS eşittir delta U. QG'yi, Q gireni, ısıyı tek başına bırakırsak sınır işareti delta U'ya eşit olacak. Arkadaşlar sınır işini geçmişte nasıl çalıştık? PDV integrali. PDV integralinde P sabitse dışarı çıkıyor. İntegralin sonucu da delta V olarak elde ediliyor. Demek ki buradaki sınır işi yerine P delta V'yi yazabiliriz. Yanında da delta U var. Bakın arkadaşlar. Entalpi yanda tanımlamışız. Entalpi neydi? İç enerji artı basınç çarpı hacim. Delta formunda yazarsak delta H eşittir delta U artı PDV. Yani bak şurasının aynısı. Demek ki biz Q gireni tek başına bırakır, eşitliğin bu tarafına sınır işiyle delta U'yu atarsak bu ikisinin toplamı entalpi olarak gösterilebilir. Sen istersen PDV artı delta U'dan işlem yap, istersen entalpi olarak göster.
entalpi olarak göstermek, entalpi farkı olarak göstermek daha güzel olacak. Yani H2-H1 özgül entalpiler cinsinden bunu yazarsak başına kütleyi yazarız. Bu H1 ile H2 değerlerini tablolardan okumak en güzeli. Varsa elimizde bilgi tablolardan okuyacaksın. Birinci yaklaşım o. Ama elimizde tablo yok. H1 ile H2'ye ulaşamıyoruz. O zaman H gördüğünde CP aklına gelir. O zaman MCP T2-T1 olarak yazabiliriz. Bu CP de sabit basınçta özgül ısı. Bak CV gördüğünde aklına iç enerji gelecekti veya iç enerjinin karşılığı CV'ydi. Entalpi gördüğünde aklına CP gelecek. Neden böyle oldu? İşte burada adım adım anlattık ve bu entalpi farkını da CP ile ilişkilendiriyoruz. O zaman delta H eşittir CP çarpı delta T veya diferansiyel formunda DH eşittir CP çarpı DT. Evet, bu kısımlar çok önemli. Ne zaman biz CP'yi, ne zaman CV kullanıyoruz? Bundan sonra hata yok. Entalpi farkını gördüğün an CP çarpı DT, delta T aklına gelecek. Delta U'yu gördüğün an, iç enerji farkını gördüğün an CV çarpı delta T aklına gelecek. Su buharı için arkadaşlar CP 2.010 kilojoule kilogram kelvin olarak hesaplanmış veya deneyler sonucu bulunmuş. Bak su buharı için bu. Sıvı su için CP 4.18 kilojoule kilogram kelvin, 300 kelvinde sıvı suyu alırsak bu su buharı için. Gördüğünüz gibi CP değerleri de sabit değil tabii ki, değişken. Onun için biz ortalama sıcaklıkta, en kötüsü ortalama sıcaklıkta CP'yi halletmeye çalışıyoruz ama T1 ile T2 arasında çok büyük fark varsa ortalama sıcaklıkta CP almak da bizi hataya götürüyor. Neyse, o konulara bakacağız. Ama son kez söyleyelim, enerji eşitliğini kullandın. Elinde belli bir sonuca ulaşılmış, bu eşitlik var. Burada önce tablolara bakacaksın. Tabloda değerler yoksa CP veya CV ile eşitliğe gideceksin. Arkadaşlar, akışkanlarda özellikle sıkıştırılamaz akışkanlarda şöyle diyelim önce. Akışkanları biz sıkıştırılabilir veya sıkıştırılamaz olarak ele alıyoruz. Arkadaşlar, sıkıştırılabilirle başlayalım. Sıkıştırılabilir akışkanlarda CP farklı, CV olacak. CV sıcaklığın fonksiyonu olacak. Tabii ki CP de sıcaklığın fonksiyonu olacak. Ve CV iç enerjiyi gördüğün an CV aklına gelecek. Entalpi gördüğün an CP aklına gelecek. CP farklı, CV dedik arkadaşlar, sıkıştırılabilir akışkanlarda. Yani örneğin hava. Yani ideal gazlar. İdeal gazlar açısından o zaman bakalım. PV eşittir MLT eşitliğini biliyoruz. Arkadaşlar, özgül hacimde hacim bölü kütle ise, hacim bölü kütle ise özgül hacim. PV eşittir MLT, biz P çarpı özgül hacim eşittir RT olarak yazabiliriz. Entalpi neydi? U artı PV. Tamam. İdeal gazlarda PV eşittir RT. O zaman şuradaki PV yerine RT karşılığı koyarsak entalpi U artı RT'ye eşit var. İdeal gazlarda. Bu eşitlik de önemli. Bunu da kullanacağız. Şu anda ideal gazlara giriş yaptık. Bu çerçevede özgül ısıları değerlendiriyoruz. İç enerji gördüğünde aklına CV gelecekti. U2-U1 CV çarpı T2-T1'di. Bak, buraya CV ortalama demişim. Biraz önce konuştuk. Bu CV değerini T1 artı T2 bölü 2'de, yani ortalama sıcaklıkta tablodan alacaksın. CV değerleri için de tablolar var. Entalpi gördüğünde aklına CP gelecek. T2-T1 CP çarpı CP ortalama çarpı T2-T1 ve T1 artı T2 bölü 2'de CP ortalamayı alacaksın tablolarda. Bunu kullanacaksın ama biraz önce de söyledim. C1 ile C2 arasında çok büyük bir fark varsa bu yaklaşımda çeşitli hatalar içeriyor. Evet, ideal gazlar için bu yaklaşımları yaptık. Arkadaşlar, şu H eşittir U artı RT'yi kullanacağız. Bu önemli dedik. Bu aklımızda olsun.
ve U2-U1 ve H2-H1 için bu yaklaşımları yaptık. Gelelim sıvı ve gazlarda genel yaklaşımımız ne olacak? Delta U ve delta H için genel yaklaşımımız ne olacak? Biraz önce de söylemeye çalıştım. Sıvı ve gaz için önce U ve H değerleri için tablo var mı diye bakacağız. En güzeli bu. 2. Tablo yoksa T ortalamada CV ve CP'yi tablolardan almaya çalışacağız. Bak hani buraya da yazmışım. Küçük sıcaklık değerleri için bu önemli. 3. yaklaşım sadece gaz için arkadaşlar. Diğer 2 yaklaşım sıvı ve gazlar için ele alabiliriz. Sadece gaz için tablo yoksa arkadaşlar CV sıcaklığın fonksiyonu, CP de sıcaklığın fonksiyonu ve CP eşittir A artı BT artı C tekrar artı D çarpı T küp gibi bağıntılar var. Tablo A2C'yi inceleyin. Yani bu tabii ki ikinci yaklaşımdan daha iyi bir sonuç veriyor. Böyle tablolardan da yararlanarak CP'ye ait bir eşitlik elde edebiliriz. Üzerinde çizgi var. Bu sanırım tablolar mol cinsinden, ona göre çevrim yani molden diğer birimlere, jül bölü kilogram kelvin birimine çevrim yapabiliriz. Tabloyu inceleyin. Arkadaşlar H eşittir U artı RT ideal gazlar için bunu unutmayalım. Yeniden ele alacağız demiştik. Şimdi ele alıp önemli bir noktaya bakalım. Şimdi bunun türevini alalım. Burada bir toplam var, tamam. H'nin türevi DH eşittir DU. Bu tek başına, tamam. Burada R çarpı T var. Bu çarpımın türevi R DT artı T DR olsun. Bu şekilde matematik olarak bu yazdığımız doğru. Bu şekilde yazabiliriz ama R bir sabit arkadaşlar. Gaz sabiti sonuçta. Burası sıfır olur. Elimizde şu kaldı. Yani DH eşittir DU artı R DT kaldı. Biz DH'yi ne yazdık biraz önce? CP DT olarak yazabiliriz dedik. DU'yu diferansiyel formda CV DT olarak yazabiliriz dedik. Artı bu kaldı. R artı DT. Bak buradan DT'ler birbirini götürürse CV eşittir CP eşittir CV artı R çıktı gazlarda. CP eşittir CV artı R çıktı. Biz ne demiştik? Bazı durumlarda CP büyüktür CV demiştik. Ne kadar büyükmüş? CP CV'den R kadar büyükmüş. Yani bu da gazlar için önemli. Gazlarda çünkü CV farklı, CP farklıdır. Sıkıştırılabilir elemanlarda. Bunlar farklı ama sıkıştırılamaz elemanlarda bu ikisini eşit alabileceğiz. Gazlarda şu eşitlik çok önemli. Bunu arkadaşlar bileceğiz ki bazen sadece elimizde CP varsa o gazın da gaz sabitini elde edebiliyorsak tablolardan CV'yi oradan çekebiliyoruz. Arkadaşlar CP bölü CV oranı K ile gösterirsek, K ile gösterirsek bu K değeri 1.667 civarında ise bunlar bu değere tek atomlu gazlarda ulaşıyoruz. Neon, argon, helyum gibi tek atomlu gazlarda 1.667 gibi bir değerde K değeri karşımıza çıkıyor. Yani CP'nin CV'ye oranı. Ama iki atomlu gazlar için mesela hava ve azot gibi 300 Kelvin'de bunlar sıcaklıkla da değişiyor. K değeri 1.4 gibi bir değer oluyor. Sonuçta yani CP bölü CV oranı kullanacağız. Bunu da tablolardan alacağız. İki atomlu ve tek atomlu gazlarda şu iki değer çerçevesinde K değeri değerlendirilebiliyor. Evet, biraz önce ne dedik? Sıkıştırabilir maddelerde CV farklı CP dedik. Ama katı ve sıvılarda sıkıştırılamaz maddelerde. Arkadaşlar sıvılarda belli bir basınca kadar sıkıştırılamaz kabul ediliyor. Akışkanlar mekaniğinden biliyoruz. Bu çerçevede CV ile CP birbirine çok yakın çıkıyor, eşit çıkıyor. Yani o zaman sadece C ile gösterebiliriz. Özgül hacim sabitse, yoğunluk sabitse, biz belli bir basınca kadar örneğin sıvılarda bunları sabit kabul ediyoruz. Katılarda sabit zaten. Bu çerçevede tek bir C'den bahsedebiliriz. Arkadaşlar buraya demişim tablo A5 ve A6'ya bak. UF ve HF değerlerine bir bak. Arkadaşlar bakın tablo A5 ve A6'da yani sıvı için iç enerji, sıvı için, doymuş sıvı için özgül entalpi ve özgül iç enerji değerlerine baktığında bunların
belli bir basınca ve sıcaklığa kadar birbirine çok çok yakın olduğunu görürsünüz. Bir tabloya bakın yani bunu görün. Demek ki sıvılarda belli bir basınca ve sıcaklığa kadar UDUF, tabii ki doymuş sıvı için ve özgül iç enerji değeri, doymuş sıvı için özgül entalpi değerlerine baktığınızda birbirine çok yakın değerde olduklarını göreceksin. Onun için CV ve CP'yi de biz birbirine yakın eşit alabiliriz. Belli bir sıcaklığa ve basınca kadar. Tablo A5 ve 6'da bunu gözünüzde görün. Delta U'ya ne dedik biz? C ortalama T2 eksi T1 dedik. Arkadaşlar tamam. Entalpiye ne dedik? U artı PV dedik. Burada V sabitse arkadaşlar bu entalpinin de yine diferansiyelini alırsak şurada DU artı VDP. Bak buradan iki tane çarpım var. P çarpı DV geliyor. Şimdi hacim değişimi çok azsa, sabitse burası sıfıra gidecek. Yine entalpi açısından genel anlamda bakarsak elimizde DU artı VDP kalacak. DH için katı ve sıvılarda. Elimizde arkadaşlar bu konuda çok önemli bak. Elimizde DH eşittir DU artı VDP kaldı. Neden? Yukarıda anlattık. V sabitse burası sıfır oluyor katı ve sıvılarda. O zaman bunun integralini aldığımızda delta H eşittir delta U artı V delta P karşımıza çıkıyor. Şu sonucu da bir değerlendirelim. Bunların hepsini ileride kullanacağız. Şimdi delta U sabit sıcaklıkta arkadaşlar sıcaklık değişimi yoksa veya çok çok azsa delta U'yu biz sıfır alırız genelde. O zaman entalpi değişimi direkt buna eşit oluyor. Bazı durumlarda delta P katılarda örneğin yaklaşık sıfırdır. Sıvılarda da sabit basınçta sıfırdır. O zaman bak delta H eşittir delta U oluyor. Gördüğün gibi hani tablodan da bakacaktınız. Sonuçta şu farklar da birbirine eşit oluyor bazı özel durumlarda. Bu bilgiler çok önemli. Sonra kullanacağız. Evet, katı ve sıvılarda sonuç olarak delta U'yu sadece C ile gösterebiliriz. C ortalama ile gösterebiliriz. Çarpı delta T olarak gösterebiliriz. Delta T sıfır ise delta H de V çarpı delta P'ye eşittir dedik. Bak yukarıda dedik. Şurası sıfır ise bu şu sonuç da önemli. Mesela pompalarda çözüm yaparken bu sonuçtan yararlanacağız. Bak bunu unutma. Buraya da yazmışım zaten. Bu duruma genellikle sıvılı pompalarda rastlarız. Doymuş sıvı, sıkıştırılmış sıvıda çalıştığımız zaman delta H'yi V çarpı delta P olarak alabileceğiz. Bunları unutmayın. Bunlar önemli. Bakayım buradaki soruda ne diyor. Evet. Buradaki örneğe güzelce bakalım. Sıkıştırılmış sıvıyı alalım arkadaşlar. Yukarıda anlattıklarımız için bazı sayısal değerleri ele alalım. Arkadaşlar sıkıştırılmış sıvı su olsun. 100 derecede çalışalım. 15 megapaskalda çalışalım ve 15 megapaskal için H değerini bulalım. Veya hesaplayalım. İkisine de bakacağız. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Bu tür problemlerde geçmişte çok çalıştık. Basınç 15 megapaskal ise ve sıcaklık 100 derece ise hangi bölgedeyiz o önemli. Hani sıkıştırma sıvıda çalışıyoruz da yine de siz bakın örneğin 100 derece için P doyma 101.42 kilopaskalmış. Biz geçmişte ne dedik? P büyük P doyma ise sıkıştırma sıvıdayız. Yani onu da burada hemen ispatladık. İster basınçtan ister sıcaklıktan bakarak hangi bölgede olduğumuzu tespit edebiliyoruz. Sıkıştırma sıvı bölgesindeysek sıkıştırma sıvı için tablo A7 var. Ama tablo A7 5 megapaskal ve üzerindeki değerler için geçerli demiştik. Biz 15 megapaskalda çalışıyoruz. Tablo A7'den hemen direkt H'yi okuyabiliriz. 430.39 kilojül kilogram özgül entalpiyi okuduk. Arkadaşlar basınç yüksek ve sıcaklık değeri bu. Tabloda var. Çok güzel. Önce tabloya gidecektik. Tamam okuduk. Ama mesela biz geçmişte ne diyorduk? Eğer 5 megapaskaldan yüksekse bu tablo A7 var. Burası 15 megapaskal tamam. Ama 5 megapaskaldan küçükse sıcaklık için H değerini ilgili tablodan alacaksın. Tablo A4'ten alacaksın diyorduk. Direkt H'yi HF olarak 100 derece için alırsak bak 419.17 kilojül kilogram bu problem için.
hatta %3'e yaklaşıyor olmaz. P büyük 5 megapaskaldan çünkü. Basınç küçüldükçe şu ikisi birbirine yaklaşıyor. Ama biz direkt bunun yerine şu eşitliği de önermiştik. Bak aşağıda var, ona geleceğiz. Delta H eşittir delta U artı V de delta P'yi yukarıda çıkardık. Bunu açarsak delta H H eksi HF olsun. Delta U U eksi UF olsun. V sabitse VF olacak doymuş sıvı için. Ve delta P P eksi PD olsun. Arkadaşlar yukarıda ne dedik biz? Hani iç enerji değişimi çok önemli değilse bizim 15 megapascal ve 100 derecedeki iç enerjiyle UF değeri birbirine çok yakınsa sıfır alabiliriz dedik. Tamam, böyle yapalım. Biz size şu eşitliği önermiştik. Şunu direkt kullanmayın demiştik. H eşittir HF'yi. H eşittir HF artı VF P eksi PD'yi kullanın demiştik. Bir de buna bakalım. HF değeri arkadaşlar, bu nereden alınacak? Tabii ki 100 derece için alınacak ilgili tablodan. Şurada var. 419.17 almıştık zaten bak. 419.17 kilojül kilogramı alacağız. VF değeri yine ilgili tablodan 100 derece için 0.001 metreküp kilogram. Bizim basınç 15.000 kilopaskal. P doyma basıncı, bak ona da yukarıda baktık. 101.42 kilopaskal. Bu değerleri koyduğunda bak 434.07 kilojül kilogram çıkıyor. Gerçek değer ne? Tablo değeri 430.39. Hata %1. Demek ki bak 15 megapascal için baktık biz arkadaşlar. Hata %1. Ama 5 megapascal'dan sonrası için zaten bu tablodan H'yi direkt alacağız. Ama 5 megapascal'dan küçük değerler aldığımızda şuradaki hata neredeyse sıfıra eşitlenecek. Yani şu eşitliği kullanmak doğru. Tamam. Bunu da ispatlamış olduk. Arkadaşlar bu çerçevede konuyu güzelce anlatmaya çalıştım. Hemen örneklere geçelim. Sınavlar için de bu örnekler önemli. Evet, bir mühendislik problemini ele alalım şimdi. 4 metre çarpı 5 metre çarpı 7 metre boyutlarındaki bir oda buharla ısıtma sağlayan bir radyatör ile ısıtılmaktadır. Evlerimizde veya çeşitli ortamlarda bu radyatörleri görüyoruz. Buhar radyatörü ısıyı 10.000 kilojoule saat akım ile aktarmakta ve odada sıcak havayı dağıtmak için 100 watt gücünde bir fan kullanılmaktadır. Bakın bu radyatörün altına veya şurası, şu bölgeye bir fan konulabilir, konulmayabilir. Fan konulursa bu sıcak havayı daha rahat içeride dağıtır. Odadan çıkan ısının, ısı kaybının değeri 5.000 kilojoule saat olarak hesaplanmıştır. Termodinamik olarak ısı kaybı diye bir şey yok ama biz hani odanın kaybettiği ısıya ısı kaybı diyoruz. Sonuçta bu odadan çıkan ısı. Oda havasının başlangıç sıcaklığı 10 derece santigrat ise hava sıcaklığının 20 derece santigrat değerine çıkmasının ne kadar süreceğini saniye olarak belirleyiniz diyor. Oda sıcaklığında sabit özgür ısılar varsayımı altında soruyu çözünüz. Bak burası çok önemli. Şimdi söyleyeceğiz sorularda oda sıcaklığında sabit özgür ısılar derse T1 artı T2 bölü 2'de özgür ısıları alacaksın. Ama oda sıcaklığında değişken özgür ısılar derse ne yapacağız, ona sonra bakacağız arkadaşlar. Bu kelimeler, bu ifadeler çok önemli. Oda sıcaklığına sabit özgür ısılar varsayımı altında soruyu çözünüz diyor. Bunu söylemese dahi sonuçta yapacağımız o yani. Ama bir soruda oda sıcaklığında değişken özgür ısılar varsayımı altında soruyu çöz derse o zaman burada yaptığımızı yapamayız. Ona sonra bakacağız. Soruyu şekille modelleyelim. Odadaki hava sistem. Burada sistemin içinde radyatör var ve 10.000 kilojoule saatlik bir ısı veriyor. Yani buhar sistem sınırını delen bir ısı girişi var sonuçta. Şu buhar buradan giriyor, sistem sınırını deliyor. Odaya 10.000 kilojoule böyle saatlik bir enerji veriyor. Bak sistem sınırını falan da deliyor. Yani sistem sınırını delen enerjiler çok önemli. Burada iki tane. İkisi de giriş. Tamam. Bir de çıkış var. Oda ısındıkça enerji kaybediyor dedik. 5.000 kilojoule saat olsun. Bu çerçevede T1 10 derece santigrat, T2
T2 20 derece santigrat ise delta T zaman farkı ne olacak? Güzel. Bunları belirledikten sonra yine soruyu şöyle modelleyelim. Hava ideal gaz. Tamam, bu bizim sistem. Ve gaz sabitini tablo A1'den alırsan 0.287 kilojoule bölü kilogram kelvin. Sistem hava ve kapalı sistem arkadaşlar. Hani şu radyatör açık sistem de biz bunu incelemiyoruz. Sonuçta bu odadaki havayı kapalı sistem olarak alacağız. Başlangıçta fan ve radyatör kapalıdır. Tamam. Sonra açılıyor. 10 dereceyken açılıyor ve oda 20 dereceye geliyor. Sonra da radyatöre giren ve radyatörden çıkan su buharına ait bilgi verilmemiş ama buharın odaya sisteme aktardığı ısı enerjisi değeri 10.000 kilojoule saat olarak verilmiştir. Şimdilik arkadaşlar bize böyle verilmiş ama ileride bu radyatöre giren ve radyatörden çıkan su buharına ait bilgi verildiğinde açık sistemlerde yine biz bu 10.000'i bulacağız. Bu direkt bize 10.000 kilojoule bölü saati vermiş. Onun için bunu kapalı sistem olarak inceleyebiliriz. Yani sistem sınırını delen bir ısı girişi söz konusu. Termodinamik problemlerde en önemli şey önce enerji dengesini yazmak. E'ye giren eksiye çıkan eşittir delta sistem birinci yasamız ve Joule biriminde bu şekilde yazılabilir. Ne var sistemin delen enerji E'ye giren olarak? Q giren ve V fan var. Çok önemli. Çıkan oda ısı kaybediyor demiş. Q çıkan. Tamam. Ve odadaki enerji değişimi delta U. Kinetik ve potansiyel enerjiyi ihbar ettik. Genel eşitliğimiz bu. Özel durum ne? Q giren artı V fan. Burada eksi var. Eksi Q çıkan eşittir delta U. Arkadaşlar tamam bunu çok güzelce böyle yazdık. Önce burayı modelleyeceğiz. Delta U büyük U. Bunu özgül iç enerjiler cinsinden U2 eksi U1 çarpı M olarak genel gösterimle ele alırız. Tabloya bakacağız. U1 ile U2'yi bulabiliyor muyuz? Hani hava için tablo var da şu anda bulamıyoruz diyelim veya problem bize şu yaklaşımla soruyu çöz demiş. Tamam. Birinci yaklaşım U1 U2 tablo varsa tabloya git. Ama soru ortalama özgül ısılarla çöz demiş. Tamam. Hava için yazılan ve oda sıcaklığına sabit özgül ısı içeren gösterim bu. M çarpı CV bak. U'yu gördüğünde CV'ye gidecek. CV ortalama T2 eksi T1. Tamam. CV değeri ortalama sıcaklıkta seçiliyorsa bu duruma sabit özgül ısı yaklaşımı denir. Tekrar hatırlatma yapmışım. T ortalama T1 artı T2 bölü 2. İkisi de verildiği için arkadaşlar işimiz kolay. Verilmezse tahmin de ediyoruz bazı sorularda. 10 artı 20 bölü 2, 15 derece santigrat. Yani yaklaşık bak 300 kelvin eşit bu da. Oda sıcaklığı. CV ortalamayı biz oda sıcaklığı 300 kelvindir. 0.718 kilojoule bölü kilogram kelvin olarak alabiliriz. Sınırı delen enerjilere bakalım. Arkadaşlar soruda birimler watt olarak yani kilojoule bölü saat watt'a denk geliyor. Kilojoule bölü saat olarak verilmiş. Biz bu kilojoule bölü saati kilojoule saniyeye çevirdiğimizde onu kilowatt olarak elde ederiz. Fan direkt 100 watt verilmiş. Tamam. Q giren 10.000 kilojoule bölü saat verilmiş. Onun 1 saat 3600 saniye ise 2.7 sürekli gidiyormuş. 2.7 kilowatt olarak yazabiliriz. Bu wattsa bunu da watt yazacağız. Q çıkan 5.000 kilojoule bölü saat. O zaman 5.000 kilojoule bölü saat 1 saat 3600 saniye ile çarparsak 1.38 kilowatt. Arkadaşlar burayı kilowatt olarak yazmamızın faydası şu. Q giren artı V fan eksi Q çıkan watt ise watt çarpı saniye joule'dü. Şurası joule zaten. M çarpı CV çarpı delta T joule. Biz burası watt ise burayı da saniye ile çarparsak joule eşit oluyor ve joule eşitliğini elde ediyoruz ama bize şurası isteniyor zaten. Yani burası için önemli. Delta T isteniyor bize. Watt çarpı saniye denktir joule. Tamam. Eşitliği bu hale getirdiysek delta T'yi buradan çekebiliriz. Önce kütleyi hesaplayalım. Arkadaşlar ideal gaz hava ilk hale eşit bilgiler verilmiş. O zaman P1 V1 eşittir M ve T1'den hesaplayabiliriz. P1 basıncı 100 kilopascal.
Arkadaşlar yani odada hani ki basınç verilmese dahi biz onu 100 kilopaskal yani bir atmosfer olarak alabiliriz. Sonuçta ki odadaki hava basıncı yaklaşık 100 kilopaskal. Burası bu şekilde soruda verilirse direkt kullanacağız. Verilmezse 100 kilopaskal alabiliriz. Hacim için bilgi verilmiş 4 çarpı 5 çarpı 7 tamam. Kütle belli değil, gaz sabiti belli. 0,287 kilojül kilogram kelvin. Bak burası kilojül, burası kilopaskal. Tamam, birimler uyuyor. Sıcaklık her zaman kelvin. T1 10 artı 270,15 kelvin. Kütle, havanın kütlesi 172,4 kilogram olarak bulundu. Artık soruyu sonuçlandırabiliriz. 2,701. Bak bunu kilovata çevirmiş. 0,1. 1,38 kilovat tamam. Delta T bilinmiyor. Bu tarafı da halletmiştik. 0,23 saat veya 8,31 saniye sonra odadaki hava daki sıcaklık artışı 10 derece oluyor. 10'dan 20'ye geliyor. 0,3 saat veya 8,31 saniyede. Mühendislik problemini bu şekilde ele almış olduk. Bir soru daha ele alıp biraz sonra ara vereceğim arkadaşlar. Şu soruyu ben yaz okulunda kısa sınav olarak sormuştum. Bu soruyu bir ele alalım. İyi şekilde yalıtılmış bir piston silindir düzeneği başlangıçta 200 kilopaskal basınç ve 27 derece santigrat sıcaklıkta 0,3 metreküp karbondioksit gazı içermekteymiş. Bak bu piston silindir düzeneği içinde karbondioksit var. Piston silindir düzeni içine yerleştirilen bir elektrikli ısıtıcının anahtarı açılıyor ve 110 watt gerileme sahip bir kaynak 10 dakika boyunca silindir içindeki rezistanslı ısıtıcıya akım sağlıyor. Bu çerçevede hacmin iki katına çıktığı görülüyor. Burada bir arkadaşlar enerji girişi var. Sonuçta hacim artacak. Hacim iki katına çıkıyormuş. Rezistanslı ısıtıcıdan geçen akımı amper olarak belirleyin demiş. Bu soruya bir bakalım. Sistem karbondioksit. Buraya yanlış yazmışız. Karbondioksit sistem ve ideal gaz. Tamam. Piston silindir düzeni sabit basınç işlemi. Biliyoruz zaten. Hal 1. 200 kilopaskal P1 basıncı soruda verilmiş. 27 derece santigrat T1 sıcaklığı yani 300,15 Kelvin ve hacim 0,3 metreküp. Bunlar verilen bilgiler. Sistem sınırını elektrik işi deliyor. 110 volt gerilim ile 10 dakika boyunca elektrikli ısıtıcıdan A akımı geçiyor. Bu bilgi önemli, onu kullanacağız. Hal 2 ne olacak? İlk hacmin iki katına ulaşıyormuş V2. 2 çarpı 0,3 metreküp 0,6 metreküp. Hal 2 işte elimizde sadece bu bilgi var. Tamam. Önce enerji dengesi eşitliği E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. E giren ne? Ve elektrik giren var. Tamam. Başka da bakıyor sistemde yok bir şey. E çıkan ve sınır çıkan var arkadaşlar. Bu sınır işini hiçbir zaman unutmayacağız. Piston silindir düzeninde. İyice yalıtılmış diyor. O zaman Q çıkan yok. Delta E sistemi ise delta U artı kinetik enerji değişimi, potansiyel enerji değişimi olarak alabiliriz. Şu toplamı ihmal edersek sadece delta U'ya eşit olacak. E giren eksi E çıkan delta sistemi değerlendirdik altında ve elektrik giren var. Bunu tek başına bırakırsak şu giren çerçevesinde karşıya ne geçiyor? V sınır çıkan artı delta U. Arkadaşlar V sınır çıkan sınır işini biz P çarpı dV integraliyle gösteriyorduk. Artı delta U. Bakın burayı biraz önce çalıştık. Yani V elektrik giren P delta V artı delta U'ya eşit yani delta H'ye eşit çıkıyor. Burası entalpiydi. Entalpi farkı özgül entalpiler cinsinden H2 eksi H1 çarpı kütle. İdeal gazlarla çalışıyorsak veya karbondioksit için H1 H2'ye ait tablo yoksa biz bunu M çarpı CP bak. Entalpi gördüğünde aklına CP gelecek. M çarpı CP T2 eksi T1 olarak yazabiliriz. Ve elektrik giren buna eşit. Soru bitti esasında.
Şimdi sayısı olarak da değerlendirelim. Piston silindir düzeni P2 eşittir P1 eşittir P, V2 eşittir 2V1 ve PV eşittir MLT eşittir çerçevesinde ilk hal için bu eşitliği yazarız. İkinci hal için ne yazabiliriz? 2P V1 yazmış. Bak sonuç olarak V2 2V1 tamam. MRT MR T2. İkisini oranlarsak arkadaşlar V1 bölü T1 2V1 bölü T2 veya T2 eşittir 2T1 çıkıyor. Bak şuradaki iki bilgiden yararlandık. Kütle sabit, R sabit. Basınçlar sabit bu piston silindir düzeninde. Elimizde kalan şu oran çerçevesinde V1'ler de bak gider. T2 eşittir 2T1 kalıyor. Çok güzel. T2'yi biz 300.15 çarpı 2'den 600.3 Kelvin olarak bulduk. Bunlar önemli. P, V1 eşittir MR, T1'di. Tamam. Sayısal değerleri yerine koyalım. Deyi bulalım. Evet bak karbondioksit için 0.1889 kilojük kilogram Kelvin alacağız. Delta T zaten ikisinin farkı. Sıcaklığı zaten yukarıda bulduk. İkisinin farkı T2 eksi T1 bu. Kütle 1.058 kilogram. Tamam. O zaman V elektrik giren M, CP, T2 eksi T1'de her şeyi hallettik. Kütle burada var. CP arkadaşlar bak bunu da tablodan alacağız. Şurada aşağıda var. Karbondioksit için R değeri bu. T ortalama değeri bak T1 ile T2 hallettik. T ortalama 450.225 Kelvin için ilgili tabloya bakacaksın. Karbondioksit için CP değerini alacaksın. 0.978 kilojül kilogram Kelvin. Sıcaklık farkı da bu. 310.57 kilojül çıkıyor ve elektrik giren. Elektrik bilgileri çerçevesinde arkadaşlar gerilim akım çarpı delta T zaman farkı 310.57 kilojül veya 310.570 ile eşit. V verilmiş 110 volt. I belli değil. Zaman 10 çarpı 60 saniye. Saniye çevirdik. Akım buradan 4.7056 amper olarak elde ediliyor. Bu soru da önemli. Bu çerçevede piston silindir düzeneğini ideal gaz için değerlendirmiş olduk. Karbondioksit için verileri ilgili tablodan aldık. T ortalama sıcaklığında entalpileri kullandık arkadaşlar. Entalpiyi gördüğün an CP aklına gelecek dedik ve CP'yi kullandık. Neden entalpi kullandık? Eşitliğin diğer tarafında PDV artı delta U'yu gördük. Bak arada artı var. Şunu gördüğün an aklına entalpi gelecek. Entalpi değişimi gelecek. Tamam. Şimdi 10 dakika ara veriyoruz. Arkadaşlar 10 dakika bir dinlenelim. Saat şöyle saate bakayım. Saat hadi 15 dakika olsun. Saat 11'de devam edelim. Hocam. Efendim. Şey mesajınızı görmemişim de chatte 15 geçe kadar katılanlar dersteydim. Yeni tamam. Oldunuz. Sen tamam chatte yaz numaranı. Yazdım hocam şimdi. İsim? İsim Onur Ferhan Gelmez. Tamam tamam gördüm tamam. Hocam benim de aynı. Tamam ben şimdi bakayım şu saate kadar kabul ediyorum. 10.44 diyor kabul ediyorum. Teşekkürler hocam. Tamamdır.
Arkadaşlar dersimize devam edelim. Evet, şimdi farklı sorular çözeceğiz. O soruları bir açayım, paylaşacağım. Evet, sonunda buldum. Ekrana gelmiştir herhalde. Bu yaylı soruyu çözeceğiz şimdi arkadaşlar. Bu soru da çok önemli. Bu çerçevede hem sınava hazırlık olsun hem öğrendiklerimizi bu yaylı piston silindir düzeni altında çözelim. Evet, sorumuzu değerlendirelim. 2 kilogram su doğrusal bir yay içeren kütlesi önemsiz piston silindir düzeninin içine konulmuştur. Demek ki bu pistonun oluşturacağı basıncı göz önüne almayacağız. Kütlesi önemsiz diyor. Şekilde verildiği gibi yayın bulunduğu bölgede basınç atmosfer basıncına eşittir. Şurada P0 olarak bir atmosfer basıncı var. Tamam. Başlangıçta yayın kuvveti 0. Yani başlangıçta bu yay pistona herhangi bir kuvvet uygulamıyor. Suyun hacmi 0,2 metreküp ve P1 eşittir P0 3 kilopascal değerindedir. Başlangıçtaki basınç. Zaten yayı dikkate almazsak başlangıçta sabit basınç P1 eşittir P0 olacak. Eğer piston 3 durdurucuya çarparsa, bak sınırdan bir enerji girişi olduğunda piston yukarı doğru çıkacak ve 3 durdurucu var bak burada. Bu durdurucuya çarparsa hacim 0,80 222 metreküp oluyormuş. Sıcaklık 600 derece santigrat oluyormuş çarparsa. Tabii problemde onu irdeleyeceğiz. Sisteme basınç 1,2 megapascal değerine ulaşıncaya kadar ısı veriliyor. Arkadaşlar bu bilgi önemli. Sınırı delen ısı girişi var. Bu çerçevede basınç 1,2 megapascal değerine ulaşıncaya kadar. Bu değeri gördüğü an basınç değeri 1,2 megapaskalda kalıyor. Ama başlangıçta 100 kilopaskal demek ki 1,2 megapaskala basıncı getireceğiz. Bu 1,2 megapaskala getirinceye kadar neler oluyor ayrıntılı olarak bakacağız. Sonra işlemde yapılan işi bulacağız. Isı transferini bulacağız. Neyse grafikleri çizeceğiz ama bu bilgiler çerçevesinde soruyu güzelce analiz etmemiz gerekiyor. O zaman önemli noktalara bakalım. Yayı göz önüne almadığımız ilk durumda basınç 100 kilopaskal. Eğer iç basınç artar ve yayın etkisi devreye girerse doğrusal bir basınç değişimi olacak. Bu çerçevede 3 durduruculara çarparsa bu piston hacim bu olacak ve sistemin son basıncını da 1,2 megapaskal olarak alacağız. P1 100 kilopaskal, V1 0,2 metreküp, kütle 2 kilogram. Su için bu bilgiler verilmiş arkadaşlar. Bakın P1 basıncı var. Başka birbirinden bağımsız özellik şu anda yok. Tablolardan iki tane bize bağımsız özellik lazım tablolardan yararlanmak için. Ama geçmişte ne dedik biz? Büyük V1 ile M'yi gördüğün an küçük V1'e git. Tablolardan veri okuyabilmek için P1 yanına bir adet daha bağımsız bir özellik tanımlanması gerekiyor. Bu özellik özgül hacim olabilir. Büyük V1 bölü kütle verilmiş 0,2 metreküp bölü 2 kilogram 0,1 metreküp bölü kilogram özgül hacmimiz var. Tabloda özgül hacim değeri var. P1 değeri var. Bu ikisinden yararlanarak diğer özellikleri bular.
biliriz. Fakat tablodan sıcaklık, basınç, özgül acım, özgül iç enerji, özgül entalpi, özgül entropi değerleri tabloda var. Ve tablodan herhangi bir değer okuyabilmemiz için birbirinden bağımsız şuradaki özelliklerden ikisini seçeceğiz ama birbirinden bağımsız olacak. P1 100 kilopascal için basınç değeri elimizde var. Özgül hacimlere bakalım. Bu V1 özgül hacimiyle karşılaştıracağız. Önce tablo A5. Arkadaşlar basınç sabit bir basınç P1 basıncı var elimizde ve basınç bize verilmişse tablo A5'i kullanacağız. Oradan VF1 ve VG1'i okuyacağız. 0.00 10.43 1.6941 metreküp kilogram. Bizim V1 ile bunları karşılaştıracağız. Karşılaştırdığımızda 0.1 nerede? Arada kalıyor. VF1 küçük V1 küçük VG1 olduğu için birincil ıslak buhar bölgesi. Bölgeyi çok güzel olarak saptadık. Eğer bizim V1 VG1'den büyük olsaydı kızgın buhar VF1'den küçük olsaydı sıkıştırılmış sıvı bölgesindeydi. Veya direkt bunlardan herhangi birine eşit olsaydı doymuş sıvı doymuş buhar noktalarından birindeydik. Ama arada çıktı. Tamam. P1 3 kilopascal için ıslak buhar bölgesindeyiz. O zaman sıcaklığımız direkt doyma sıcaklığına eşit oluyordu. Demek ki P1 3 kilopascal için tablo A5'ten T1'i 99.16 derece santigrat buluruz. T doyma. 100 kilopascal'da T doymamız 99.16 derece santigrat. Kuruluk derecesini de bulalım. Çünkü bize iç enerji değeri lazım olacak. İç enerji değerini bulabilmemiz için kuruluk derecesi şart. Çünkü ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. Kuruluk derecesini bulabilmemiz için V1, VF1, VFG değerleri var elimizde. VFG1 nedir? VG1 eksi VF1. Buraya yazmışız zaten. Onların sayısal değeri varsa X1'in sayısal değerini buradan çekebiliriz. X1 boyutsuz bir sayı, sadece ıslak buhar bölgesinde geçerli. 0 ile 1 arasında değişiyor ve 0.0584 olarak bulduk. Yüzde olarak yazarsak %5.84 kuruluk derecesi veya buharın kalitesi. Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak arkadaşlar, iç enerjiyi hesaplamak da istiyorsak UF1'i ve UFG1'i yine bize verilen basınç değeri için okuyabiliriz. İkisi okunmuş. Bizim aradığımız U1 özgül iç enerjisi. O UF1 artı X1 UFG1'e eşit. Bunların sayısal değerleri elimizde var. U1'i ise 539.35 kilojoule kilogram olarak buluruz. Bu soruları ben hazırlayıp ben çözüyorum. Şurada ufak bir hata yapmışım. Bak düzeltmişim. 539.35 kilojoule kilogram olarak iç enerji değerini hal 1 için bulduk. Neden bu iç enerji değeri lazım? Enerji analizinde bize lazım çünkü. Bu dursun U1'i kullanacağız arkadaşlar. Hal 1'i bak hallettik. P1 100 kilopascal için V1 0.1 metreküp bölü kilogram. Sıcaklık T1 99.16. X1'i bulduk tamam. U1'i bulduk tamam. Bütün bunlardan yararlanacağız. Soruda ne diyor? 3 durdurucuya ilişkin durumun incelenmesini ele alalım. 3 durdurucuyla ilgili bilgiler verilmiş. 3 durdurucuya kadar olan hacim değeri verilmiş. Biz onu VÜ olarak gösterelim arkadaşlar. Bak sorunun içinde bu direkt verilmiş. 0.80222 metreküp. Büyük VU. Biz onu küçük VU'ya çevirirsek, özgül hacme çevirirsek kütleye böleceğiz tabii ki. Bak virgülden sonra ne varsa al. 2'ye böl. Virgülden sonra ne varsa yaz. Ve ü küçük özgül hacim üst durdurucu için 0.40111 metreküp bölü kilogram. Tamam. Ne demiş sorunun içinde? Üst sıcaklık eğer üst durdurucuya ulaşırsak üst durdurucu sıcaklığı 600 derece santigrat olacak demiş. Tamam. Bunun yanında ikinci bağımsız değişken ve küçük ve ü'yü alabiliriz. Onu da 0.40111 bulduk. 600 derece santigrat için tablo A4'e bakacağız. Neden? Sıcaklık başta. Sıcaklık var elimizde.
Bakıldığında arkadaşlar kritik sıcaklığın 373,95 derece santigrat. Arkadaşlar tablo A4'ün en son değeri kritik değerleri içerir. En son değeri kritik sıcaklık olarak 373,95 derece santigrat ve kritik özgül hacim yine orada var. Tablo A4'ün en son değeri 0,00316 metrekare bölü kilogram. Sıcaklık bize 600, kritik sıcaklıktan yüksek. Özgül hacim 0,4 civarı kritik özgül hacimden yüksek. Bu ikisi de birbirinden büyükse, yani T'ü büyük T kritik ve Ü büyük V kritik ise üst durucunun durumu kızgın buhar oluyor. Bunu tabloyla da kesinleştirelim. Bak TV diyagramını çizdik. Buraya doyma eğrisini çizdik. Kritik nokta şurası. Kritik noktanın özelliklerini tablo A4 ve A5'e bak. Tablo A4 ve A5'te en son değerler bu değerlerdir. T kritik bu. V kritik bu. Sabit basınçta çalışıyorsak 1 megapaskalda o zaman bizim TÜ değerimiz T kritikte yer alıyor. Ve Ü değerimiz V kritiğin üzerinde yer alıyor. Demek ki üst durdurucu noktasında arkadaşlar kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi şu 1 megapaskalı değerlendirelim. 600 derece santigrat ve 0,40-111 metreküp kilogram için kızgın buhar tablosu, tablo A6'ya bakacağız. Yani kızgın buhar bölgesinde olduğumuzu belirledik. Hani ister grafikle ama şu P değeri elimizde yoksa bile şu iki karşılaştırmayla belirledik. O zaman kızgın buhar tablosunu açacaksın, tablo A6'yı. 600 derece santigrat ve 0,40-111 metreküp bölü kilogram değeri için basıncı bulacaksın. Arkadaşlar ben bu sayısal değeri ona göre verdim. Yani tablodan kolaylıkla P üst 1 megapaskal olarak bulunuyor. 600 derece santigrat ve 0,40-111'i tabloda göreceğim. O da 1 megapaskal değerine denk geliyor. Bu değerle kesişiyor. Yani piston durduruculara çarptığında basınç 1 megapaskal var. Piston durduruculara çarptığında basınç 1 megapaskal. Bizim üst basınç 1,2 megapaskal olarak verilmiş. Bak çok önemli bu. O zaman yani yavaş yavaş, ha şurada var şekil. Yavaş yavaş gidelim. Başlangıçta 100 kilopaskalda basınç. Şurası 100 kilopaskal ve yayın etkisi yok başlangıçta. Ama enerji girişi oldukça yay pistonuna etki etmeye başlıyor. Piston yukarı doğru da çıkmaya başlıyor. Bizim değişken basıncımız 100 kilopaskaldan 1 megapaskala doğru ilerliyor. Çünkü yay var ve doğrusal olarak basınç değişecek. Piston yayı sıkıştırıyor ve 1 megapaskal değerine ulaşıyor. Tam bu üst durdurucuda çarptığı an. 100 kilopaskaldan 1 megapaskala geliyoruz. Ama bizim iç basınç değerimiz 1,2'ye kadar çıkıyor. Demek ki durum şöyle. Önce piston yukarı çıkıyor. Sabit basınçta değil, doğrusal basınçta ilerliyor. Buraya çarpıyor 1 megapaskalda ve buraya çarptığı an sabit hacim problemine dönüşüyor olay. Ve 1,2 megapaskala kadar gidiyor. Oraya da yazmışız. Sistem bir halinden üç durdurucu haline kadar doğrusal yayın oluşturduğu P eşittir AV artı B eşitliği boyunca yol almakta. Ve son basınç olan 1,2 megapaskal değeri 1 megapaskal değerinden büyük olduğu için yoluna sabit hacim işlemi olarak devam ediyor. Arkadaşlar bu bilgiler çok önemli. Geçmişte öğrendiğimiz her şeyi bu soru içinde değerlendiriyoruz. Böyle analiz yeteneğimiz olacak. Güzelce analiz ediyoruz. Bak her noktayı, verilen bilgileri ele alarak buradaki hareketi analiz ettik. Önce doğrusal basınçta bir değişim var. Doğrusal basınca bağlı olarak bir değişim var hacimde. Daha sonra sabit hacim problemi haline geliyor soru. Ve doğrusal basınç değişimi tabii ki özgül hacme bağlı olarak A ve artı B şeklinde olacak. En son basınç 1,2 megapaskal. V2 de arkadaşlar artık 0,40-111 metreküp kilogram olacak. Yani sonuç olarak üst durdurucunun özgül hacmi bu zaten. Ulaşabileceğimiz son hacim değeri de bu.
Kızgın bahar bölgesi demişiz. Tamam, bunu zaten üst durdurucuya ulaştığında zaten kızgın bahar bölgesinde olduğumuzu biraz önce konuştuk. Yani sorun yok. T2 sıcaklığı interpolasyonla bulunur. Bu çerçevede tablo 6'ya bakacağız yine. Arkadaşlar bak, sabit hacim diye buraya yazmışız. Hani biraz önce de konuştuk. 700 derece santigrat için arkadaşlar özgül hacim tablo 6'da 0.37.297. 800 derece için 0.411.84. Bizim özgül hacmimiz 0.40.111. O zaman sıcaklık bu ikisinin arasında. İşte ona göre interpolasyon yapacağız. 772.4 derece santigrat olarak T2'yi bulacağız. Tamam. 1 megapaskal ile 600 derece arasında çalıştığımızda üst durdurucuya ulaştığımızda iç enerjiyi yine tablodan bakacağız. Değişken basınçta son basınç 1 megapaskal oluyor. Bu çerçevede iç enerji 3297,5 kilojül bölü kilogram olarak kızgın buhar tablosundan bu değerler için alınacak. 1.2 megapaskal ve 772.4 derece santigrata ulaştığımızda sabit hacimde son basınç 1.2 megapaskal. Bak, bu değişken basınçta son basınç bu. Ona göre U değeri bu. Sabit hacimde son basınç bu. Ona göre U2 değeri. Tabii ki şu değerler kapsamında interpolasyonla bulunmuş. Kızgın buhar tablosundan U3 bu, U2 bu. Son durum bu. 3611.19 kilojül kilogram. Bütün tablo değerlerine ulaşmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra enerji analizini değerlendireceğiz. Tabii enerji analizi içinde yay işi var. Önce onu yapmışım ben. Sonra da yapsak olur. Sonuçta E çıkan olarak V yay var. Bu yay işi P çarpı dV integrali 1 ile üst arasında, yani üst durdurucular arasında sadece bir hal birden üst durduruculara kadar yay çalışıyor. Sonra sabit hacime dönüşüyor zaten. P dV integrali de P'yi dışarı çıkartamayız. Sonuçta P hacmin fonksiyonu. Arkadaşlar yay için geçmişte çalıştık. Bu integral yamuğun alanıydı. Yani 1 bölü 2 P1 artı P üst, P üst eksi V1 olarak yazabiliriz. Bu integrali yamuğun alanı olarak doğrusal yay değişiminde. P1 100, P üst 1 megapaskal 1, onu da 1000 kilopaskal olarak yazabiliriz. V üstü biraz önce zaten bunu vermiş bize yani. V1'i biraz önce elde ettik veya bize vermiş. Yani ya elde ettik ya verildi. Yani bu iki sayısal değer elimizde var. Diğerleri de var. V yay işi 331.22 kilojül olarak sayısal olarak elde ediliyor. Tabii ki amacımız birinci yasa analizi çerçevesinde soruyu değerlendirmek. E giren ne var? Sisteme ısı girişi var. E çıkan ne var? Yani sınır işi var diyebileceğiz ama yaylı bir sınır işi. Sonuç olarak o yay çerçevesinde biz bu işi değerlendiriyoruz. Başında eksi işareti olmak üzere diğer taraftan iç enerji değişimi var. Genel denklemden özele geçersek Q giren eksi V yay M çarpı U2 eksi U1. Arkadaşlar U1 ile U2'ye ulaştık var. Zaten suyla çalışıyoruz. Tablo var. U2 son değer, U1 ilk değer. Bu iki değer arasında zaten Q girin değerlendirmek zorundayız. 331.22'yi de bulduk. Q girin tek başına bırakırsan 6474.90 kilojüllük bir ısı girişi var. Bakın arkadaşlar, 6474.90 kilojüllük ısı girişi var. Bu ısı girişi sayesinde yayda bir iş yapılmış ama 331.22 kilojüllük çerçevesinde. Sonra sabit hacim çerçevesinde bazı işlemler yapılmış ve iç enerji, sistemin iç enerjisi ona göre değişmiş. Daha sonra verimlere de geçtiğimizde bu sayısal bilgiler bize lazım olacak. Evet. Bu soru önemli. Bir de bunu grafik olarak değerlendirelim. Yapılan iş yay işidir. Sabit hacimde iş değeri sıfır olduğundan dolayı yapılan toplam iş değeri 331.22 kilojül olarak hesaplanmıştır. Tabii ki bunu biliyorsunuz. Sabit hacimde bir sınır işi yok.
sadece yay işi çerçevesinde değerlendirme yaptık. Sistemi bir halinden iki haline getirmek için toplam 6694.40 kilojül tabii. Hani şuradaki değeri ben yanlış yapmışım. Doğrusunu buraya yazdım. Tamam. Kilojül değerinde sisteme ısı transfer edilmiş. Tamam. Arkadaşlar PV diyagramı da bizim için çok önemli. Bak P kilopascal ve metreküp bölü kilogramı yazdık. Doyma eğrisini çizdik. Kritik noktayı gösterdik. Kritik noktanın basıncı tablo A4 ve A5'in en sonunda var. 22.064 kilopascal buraya yazdık. Tamam. Bir noktasını ıslak buhar bölgesinde bulduk. Bir noktasının özgül hacmi 0.1 metreküp bölü kilogram. Kritik noktanın özgül hacmi 0.003 var. 0.1 bundan büyük. Bir noktası tabii ki kritik noktanın bu tarafında yer alacak. Güzel. Bir burada dursun. Bunun basıncı da belli. 100 kilopascal. Yeri de belli, tamam. Sonra doğrusal yay çerçevesinde yayın oluşturduğu doğrusal basınç değişimi çerçevesinde basınç artacak. Doğrusal basınç artışı şu şekilde ve kızgın buhar bölgesine düştüğümüzü de gördük. Üst durdurucu noktası burası. Yani 1 megapascal ya da 1000 kilopascala burada ulaşıyoruz. Bakın buraya böyle doğrusal bir değişimle geliyoruz. Belli bir açı var. Ama üst durdurucudan 2'ye ulaşıncaya kadar sabit hacim işlemi çalıştık, gördük soru içinde. Ve son nokta 1.2 megapascal. Ki de burada. PV diyagramını bu şekilde güzelce çizeceğiz. Evet. Burada daha açık çizmişim arkadaşlar. Hani sıcaklıkları da yukarıda karışmasın diye göstermek istersek kritik noktadan geçen sabit sıcaklık eğrisi bu şekilde 373.95 derece. Bizim üst noktamız 600 derece santigrat olduğu için T kritiğin üstünde yer alacak dedik. Bak bu şekilde yer alacak. T2 de 772 yine T kritiğin üstünde yer alacak. Bu şekilde yer alacak. Yani yukarıdaki PV diyagramına içeriden geçen sabit sıcaklık eğrilerini dahil edersek gösterimiz bu şekilde olacak. Burada yine söylemişiz. V kritik küçük V1 için bir noktası kritik noktanın sağında yer almaktadır. Bu soru önemli. PV diyagramının gösterimi önemli. Bunlar geçmişteki sınav soruları arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geçelim. Hacmi 0.5 metreküp olan kapalı bir kapta başlangıçta kuruluk derecesi %38.98871 olan. Bak soruları ben hazırlıyorum. Bu değerleri ben veriyorum. Virgülden sonra bu kadar değer veriyorsam tablolarda rahatça oku diye vermişimdir. Olan 160 kilopascal basınçta R104 daha soğutucu akışkanı varmış. Kaptaki basınç 700 kilopascal olarak kaba ısı transfer girişi oluyor. Ha, 700 kilopascal olana kadar kaba ısı transfer girişi oluyor dememiz lazım. Tamam. Kaptaki R34 daha kütlesini kilogram, son sıcaklığı derece santigrat olarak ve ısı transferi kilojül olarak yapılan işi de kilojül olarak bulacağız. Tamam. Verilen bilgilere bakalım. Öncelikle kapalı bir kap, sabit hacim problemi. Çok önemli. Bu kapalı kap olduğunda sabit hacim problemi. V1 0.5 metreküp, X1'i direkt vermiş. 0.38.98.871 ama akışkanımız R134 daha, yani su değil. Onu da direkt buraya yazdık. P1 de 160 kilopascal. Tamam. X1 verildiği için bir hali ıslak buhar bölgesi açık bu zaten. Tamam. 160 kilopascal için VF1 ve VG1'i tablo A12'den R134 daha için okuruz. Islak buhar bölgesinde ise T1, T doymaya eşit olacak. -15.60 derece santigrat R134A için. O zaman özgül hacmi de direkt hesaplayabiliriz arkadaşlar. V1 eşittir VF1 artı X1 VFG1'e eşit. Bütün bunların sayısal değerleri elimizde var V1'i hesaplamak için. V1'i 0.048597 metreküp kilogram buluyoruz özgül hacim. Hal 1 için.
Enerji hesabımızda bizim iç enerji de bize lazım olacak. O zaman UF1 ve UFG1'i direkt okuyabiliyoruz arkadaşlar ilgili tablodan. Tablo A12'den. İç enerji için. X1 belli, U'lar da belli. U1'i yine buluruz. 105.27 kilojoul bölü kilogram. Tamam, bu hal 1 için işimiz kolay. P2 basıncı 700 kilopaskal olacak diye soruda vermiş. Hacim sabit zaten. V2 eşittir V1. 0.048597. Şurada zaten hesapladık. Tamam. 700 kilopaskal için arkadaşlar VG2'ye bakalım. Hani sonuçta hangi bölgedeyiz? Çok önemli. Burası ıslak buhar bölgesi. Isı girişi varsa ya doymuş buhara ulaşır veya kızgın buhara ulaşır. 700 kilopaskal için VG2 0.02931 metreküp bölü kilogram. Tablo A12'de. Hemen karşılaştıralım. 0.04002. Tamam. V2 büyük, VG2. Kızgın buhar bölgesindeyiz. Yani zaten ısı girişi olduğu için buraya ulaşması bekleniyor. 700 kilopaskal, 0.7 megapaskal ve 0.048597 metreküp bölü kilogram için birbirinden bağımsız iki özellik. Kızgın buhar bölgesindeyiz. Tablo A13'ü aşacaksın R4A için. O zaman bu basınç, bu hacim için T2 160. Direkt ben sayısal değerleri öyle ayarladım sanırım, direkt bunu bulabilirsin. Ama bulamıyorsan interpolasyon. T2 bu, U2 bu. Arkadaşlar kızgın buhar tablosundan iki tane bağımsız değişkeni elde ettik. Diğer değişkenleri de bu şekilde halletmiş olduk. Çok güzel. Tablo değerleri arkadaşlar önemliydi. Bunları çok çalıştık. Tablo değerleri de bu şekilde hallediyoruz. Enerji analizinde bize kütle de lazım. V1 bölü küçük V1'den onu da halledebiliriz. V1 0.5 metreküp verilmiş. Küçük V1'i biz bulduk. Kütle o zaman 10.29 kilogram. Tabii ki kütle hesaplayabiliyorsak hesaplayacağız. Verilmiyorsa birim kütle için çalışacağız. Veya hesaplayamıyorsak. Ama hesaplıyorsak kesin hesaplayacağız. Birinci yasa analizi, enerji dengesi eşitliği önemli. E giren eksi çıkan eşittir delta E sistem. Burada E giren sadece Q giren olarak var. E çıkan hakkında bir bilgi verilmemiş. Yani sistem ısındığında ısı kaybediyor mu, kaybetmiyor mu, yalıtımlı mı, yalıtımsız mı, hiçbir bilgi verilmemişse burası sıfır. Yalıtımlı dese yine sıfır, tamam. Burası delta U. Elimize ne kaldı? Q giren eşittir M, U2 eksi U1. Şu iki değer var mı? Tablolardan bulduk, var. Bulamıyorsak CV'ye gidiyorduk biliyorsunuz. Var, tamam. Kütleyi belli, U2 ile U1 belli. Q giren de 2696.19 kilojoul olarak sabit hacim probleminde belirlenmiş oldu. Arkadaşlar diyagramlar önemli. Ben PV diyagramıyla TV'yi bu soruda vermişim. Bak bu bilgi de önemli. Bunu zaten biliyorsunuz. Sabit hacim işleminde hacim değişimi olmadığı için sınır işi sıfır. Tamam. PV diyagramını çizelim. Kritik noktanın yer aldığı doyma eğrisi çerçevesinde. Bir noktasını belirledik. Arkadaşlar ıslak buhar bölgesi. Basıncı bu. Ve ona karşılık gelen sabit sıcaklık eğrisi bu. -15 ve 160'tan değerlendiriyoruz. Bir burada. Bakın V1 004 ve kritik 0019 olduğu için zaten yeri belli. Kritiğin bu tarafında. Sabit hacimde gidiyoruz. İki noktası kızgın buhara denk geldi. O da 700 kilopaskal. Tabii bu iki noktasını kesen bir sıcaklık eğrisi de var. Onu da burada gösterebilirim. TV değerimi de benzer. TV değerimi de arada sabit basınçlar var. 160 ile 700 arasında çalışıyoruz. Şu 700 kilopaskalın doyma sıcaklığı bu, ama bizim iki noktası doyma sıcaklığının üzerinde tabii ki. Tamam. Ama bir noktası doyma sıcaklığının üzerinde, bir noktası. Burası sabit hacimde gidiyoruz. İkiye bu şekilde ulaşıyoruz. Kızgın buhar bölgesi olmak üzere. Yine V kritikle V1'i karşılaştırmış ve yerini tam olarak belirlemiş. R134A için. Arkadaşlar bu sorular sınav soruları önemli. Şimdi bir soru daha çözüp dersimizi bitireceğiz. Yine piston silindir düzeni, ama politropik bir değişim var.
Bir piston silindir düzeninde başlangıçta 100 kilopascal basınç ve 25 derece santigrat sıcaklıkta 2.2 kilogram azot bulunmaktadır. Daha sonra azot, arkadaşlar bazı ideal gazlar polütropik olarak değişir. PV, V'nin üzeri 1.3 olmak üzere eşittir sabit bağıntısına uygun olarak polütropik bir hal değişimiyle hacmi yarı yarıya azalıncaya kadar sıkıştırılıyor. Sıkıştırılıyor demek, yani hacim azalıyor. Tabii ki ısı çıkışı da buradan olması gerekiyor. Bu hal değişimi sırasında yapılan işi ve ısı transferini bulacağız. Tabii ki ısı transferi dışarı doğru. Verilenler 100 kilopascal, 25 derece santigrat, 2.2 kilogram azot, ideal gaz. İş hesabında hacim gerekeceğinden dolayı azotun hacminin hesaplanması aşağıdaki gibi yapılabilir demiş. Arkadaşlar sonuçta piston silindir düzenini gördüğün an sınır işi aklına gelecek. PV eşittir MLT taban, P1 V1 eşittir MLT1 olarak yazabiliriz. Tablo A1'den azot için R değeri bu. Basınç belli, kütle belli, R tablodan T1 derece santigratı kelvine çevirdik. Tamam. V1 hacmi de 1.9468 metreküp. Özgül hacim cinsinden V1 bölüme 0.8849 metreküp bölü kilogram. Tamam. Bir bilgilerinden, hal bir bilgilerinden V1'i de halletmiş olduk. Nasıl yol alıyoruz? P çarpı V üzeri 1.3 eşittir sabit şeklinde yol alıyoruz. Bu sabitse P1, V1 ve P2, V2 için bu eşitliği yazabiliriz. Şunun sayısal değeri var. V1'i yukarıda hallettik. V2 belli değil. V2'yi arkadaşlar soruda V1'in yarısı olarak vermiş. Tamam. O zaman P2 246.229 kilopascal çıkıyor. Zaten V2 değerinin yarısı, tamam. Polütropik işlem için sınır işini geçmişte çalıştık arkadaşlar. Bu PDV integrali ya şu şekilde yazılabilir ya şu şekilde. Birinciyi ele alırsak 246.229 kilopascal çarpı V2, 100 kilopascal çarpı V1 bölü N değeri 1.3 eksi 1, tamam. Sıkıştırma işini 149.998 kilojül olarak bulmuş. Arkadaşlar hani bakın burada basınç büyük, burada düşük. Sonuç eksi çıkabilir. Yani eksi çıkacak zaten. Eksinin tek göstergesi sıkıştırma işi olduğunu bize söylemiş olması. Yoksa V1-2 artı alacağız. Hani şurasını eksi bulacaksın sen. O sadece sıkıştırmayı, hacim azalmasını gösterir. Yani burada eğilen olarak V1-2 artı alacağız. Eğilen ne? Sıkıştırma işi var. V1-2. E çıkan ne? Q1-2. Tamam. Yine sistemdeki enerji değişimi delta U. V1-2 eksi Q1-2 eşittir delta U. Q1-2 tek başına bırakırsan arkadaşlar V1-2 eksi M U2 eksi U1. Bak arada eksi var. Burayı delta H olarak değerlendiremeyiz. Hani bazı problemlerde değerlendirdik. Arada artı olduğu için. İdeal gazlar için Q1-2, V1-2, eksi, U'yu gördüğün an CV'ye gideceksin. M çarpı CV, delta T. Tamam. Çünkü azot için arkadaşlar U1, U2'ye tablolardan erişemiyoruz. Bu eşitlik sonucu bize verecek. Ama burada eksik ne? T2. O zaman P2, V2, MRT 2'den bunu halledebiliriz. Sadece burada T2 sıcaklığı belli değil. T2'yi de 367.07 Kelvin olarak bu eşitlikten bulmuşuz. Q1-2'yi de hallederiz artık. 37.190 kilojül. Bu kadarlık bir ısı çıkışı var. Arkadaşlar CV hesabı için bir bilgi verilmiş. T ortalamada yapabiliriz demiştik. Ortalama özgür ısılar çerçevesinde. İki sıcaklığı da belirledik. Tamam. İkisinin yarısı 339.61 Kelvin. Tabloda baktın yani bunun tam karşılığı yok. İdeal gazlarda çok fark etmediği için buna en yakın değer 350 Kelvin. 350 Kelvin'deki CV'yi alırsın. İster interpolasyon yap 332 al, buna çok yakın çıkar.
İdeal gazlarda çok fark etmiyor. Yani aradaki sıcaklık farkı çok azsa. 350 varmış tabloda. Ben onu almışım. PV değerini gazlarda arkadaşlar şöyle çiziyoruz. P kilopaskal ve büyük V ister küçük V'yi al. Ama burada tabii ki doyma eğrisini göstermeyeceğiz artık bu gaz. Sıkıştırma neyse olabilir. Bir noktası buradaysa H1, V1 ve P1 sıkıştırma bu yönde ve politropik değişim yani böyle doğrusal değil. Politropik bir değişimle ikiye gidiyor. Zaten buraya yazmış bak değişim bu şekilde. Bu sorular önemli ve sınav soruları. Bakayım başka soru yok. Tamam 3 tane soru çözmüş olduk. Dersi bitirmeden önce birkaç şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi size 3 tane soru çözdüm. Bir de kısa sınav sorusu çözdüm. 4 tane soru. Bir tane de şöyle delta t sorusu çözmüştük. 5 tane soru çözdük. Ege ders içinde şimdi üzerinde fazla durmayacağım. Şu soru da var. Buna benzer bir soru şimdi çözdük zaten. Yine politropik değişim. Buna bir bakın. Ege ders içinde bu soru var. Bak burada eksi işareti artı işaretini anlatmış. Bir de şu soru var. Buna da siz bakacaksınız arkadaşlar. Kısaca söyleyeyim. Şimdi bu tankın yalıtımlı bir tankta bulunan bir ton suyu soğutmak için tankın içine belli bir sıcaklıkta buz atılıyor. Buz. Buz atılınca içeride ne oluyor? Bu soru güzelce onu anlatıyor. Bak burada eğrime karşımıza çıkacak. Buz katı halde başlangıçta katı. Sonra erime başlayacak, sonra sıvı hale geçecek. Bu değişim çok önemli. Yani burada enerji dengesini yazdığımızda E giren yok. Yalıtımla E çıkan yok. E2'si sıfır. Delta E, delta U olarak alırsak delta U sıfır. Ama delta U tek başına oluşmuyor bu soruda. Hem buz var hem su var. Buradaki suyun içine buzu atıyoruz. İkisinin birleşimi var. Bu çerçevede soruyu değerlendirmiş burası. Ve buzu da tek başına ele aldığımızda arkadaşlar 3 aşamadan oluşuyor. Bak buraya da çizmişim. Önce katı hal, sonra erime başlıyor, sonra sıvıya geçiyor. Yani 3 aşamada nasıl probleme yaklaşırız bunun için de güzelce anlatmış. Evet bu soru da size ait. Bunu da güzelce çalışın. Ege ders içinde var. Böylece karşılaşabileceğiniz neredeyse her türlü soruyu ele almış olduk. Dersimizi bu şekilde sonlandırabiliriz. Şimdi bir yoklama alacağım. Arkadaşlar yoklama için tabii ki çete şu saatimiz kaç? 11.40 çerçevesinde numaralarınızı yazın. Yoklama için 11.40'tan itibaren yoklama alıyoruz. Evet, sorunuz yoksa yoklamadan sonra çıkabilirsiniz.